Hoccalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Soru çözümlerimize haritadaki temel kavramlar ve ölçekle devam ediyoruz. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün bir ölçeğe göre küçültülerek düzleme aktarılmasıyla elde edilmiş çizimlere harita denir. Buna göre bir çizimin harita olabilmesi için gibi şartlardan hangisi bulundurulması gerekir? Şimdi arkadaşlar zaten tanım da bununla ilgili bilgiyi bize vermiş. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüş bir şeklin harita sayılabilmesi için gerekli şartlardan birincisi, ölçeğe göre ikincisi, düzleme aktarılması üçüncüsü. O zaman şekil seçeneklere bakalım. Öncülerde hangisi var? Düzleme göre aktarılması verilmiş, ölçek kullanılarak verilmiş. Yer şekillerini göstermek zorunda değil, bir siyasi harita da olabilir. O yüzden hangisi bulundurulmalıdır? 1 ve 2'nin olduğu deniz seçeneği doğru cevaptır. Dünyanın küresel şekline bağlı bozulmaları en az düzeye indirmek için silindir, konik ve düzlem projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Haritamızı tekrar kullanacağız. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinin haritası silindirik projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilirse biz de burada silindirik projeksiyon. Küreselliğe bağlı bozulma en az olur. Neydi kural? Silindirikte arkadaşlar en az hata ekvator çevresinde, en çok hata kutuplar çevresinde. Bize neyi soruyor? Azı soruyor. Yani en az hata ekvator çevresinde olacak silindirik projeksiyon yöntemine göre. En az hatanın olduğu yerde o zaman ekvatorun üzerindeki yeri alacağız. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Ekvator çevresini şurada bakın Afrika'nın hemen güneyine itibaren şöyle çizmeye çalışın ki tam olarak yerini bulalım. O yüzden doğru cevap 2 numaralı merkez olacak. Yani Bursa olacak arkadaşlar. Düzlem projeksiyon yöntemeli çizilmiş haritalarda kağıt küre üzerinde haritası çizmek istenen bölgeye temas ettirir. Yani kağıdı düz bir şekilde bırakıyorsunuz. Yani dümdüz kağıt şu şekilde kürenin üzerine bırakıyoruz ve üzerine çizim yapıyoruz kağıdın. Buna göre kağıdın temas ettiği bölgelerin koordinatları şekilleri düzleme aktarılır. Seçilen alandan uzaklaştıkça hata oranı artar. Yani şimdi siz şöyle düşüneceksiniz. Yuvarlak bir şeklin üzerine biz bu kağıdı koyduğumuz zaman kağıdın değdiği yer kutuplardır. Uzaklaştığımız yer neresi? Ekvatordur. O zaman uzaklaştığımız yer yani ekvator daha çok hatalı çizilirken kutuplar en az hatalı çizilir. Yani silindirin tersi. Bu yöntem dar alanların çizimde kullanılır. 90. paraleller yakın yerler daha az hatayla görünür. Buna göre paragrafta anlatılan projeksiyon yöntemiyle çizilmiş haritalarda hata oranı daha az olur. Yani düzlem projeksiyonunda hatalar kutuplara doğru en az olurken ekvatora doğru en fazla olur. Bize azı sorduğuna göre kutuplara en yakını yani 2 numaralı yeri alacağız. Doğru cevap Bursa olacak arkadaşlar. Yukarıdaki haritada gösterilen köprünün uzunluğu yaklaşık olarak aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi burada bir boğaz verilmiş, kara verilmiş üzerindeki. Bu tip sorularda hiç hesaplama yapmadan nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Sınav sırasında cevap kağıdını kullanabilirsiniz. Başka kağıtlar da kullanabilirsiniz. Yapacağınız şu. Alıyorsunuz köprünün iki uç noktasına yani yaklaşık şuralara birer çizgi atıyorsunuz. Bakın buradaki uç noktaları bu kağıda aktarıyorsunuz. Kağıdı alıyorsunuz hemen alt tarafındaki çizgi ölçeğin üzerine getiriyorsunuz. Bakın 0 ile 20'nin arasına gelmiş. Yani burası yaklaşık 20 kilometreymiş. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Kağıdı getirip de şu şöyle koyarsanız ha olmuş falan demeyin. Bu taraftaki çentiyi düşünün. 0'a koyarak bunu yapmaya çalışın arkadaşlar. O zaman daha doğru bir cevap elde edebiliriz. 1 bölü 400 bin ölçekli bir haritada 17 santimetre ile gösterilen bir karayolunun gerçek uzunluğu nedir? Hemen formülümüzü hatırlayalım. Gu, gerçek uzunluk. Uhu, harita uzunluğu yani ölçeğin paydası. Şimdi burada bize gerçek uzunluğu sorduğuna göre direkt gu yazalım. Uhu, komşu harita uzunluğu santimetre olur arkadaşlar. 17 çarpı ölçeğin paydası. Ölçeğin paydasını direkt yazmayalım arkadaşlar. Burada 5-0 atarak yazalım. Yani şuradan 5-0 atıyoruz. Çünkü kilometreye dönüştürmemiz lazım. Gerçek uzunluk hep kilometre olacağı için. 17 çarpı 4, 7 kere 28, 4 kere 1, 4, 2 daha 68 kilometre olacak. Yani doğru cevap denizli arkadaşlar. Aynı büyüklük kağıtlara sayfanın tamamı kullanılarak aşağıdaki haritalar yerleştirildiğinde hangisinin ölçeği daha küçük olur? Arkadaşlar küçük olması için şu kuralı uygulamamız lazım. Mesela aynı büyüklük kağıtlar. İki tane kağıdımız var.
Birine şöyle bir yer, birine de böyle bir yer. Buraya aktardığımız zaman bunu açarız şöyle arkadaşlar. Açtığımız zaman ayrıntı çok olur. Ayrıntı çok olduğu için büyük ölçekte. Bunu buraya aktardığımız zaman o kadar açmamıza gerek yok. Ayrıntı az olur. O yüzden küçük ölçekte olur. Bizden ne istiyor? Ölçeği daha küçüktür. Yani daha küçüktür istiyorsa daha büyük bir alan olacak. Daha büyük bir bölgeye göstermesi lazım. Bunların hangisi daha büyük bir bölge? Kuzey Amerika mı, Afrika mı, Avustralya mı, Dünya mı, İran mı? O zaman Dünya dediğimiz için doğru cevap deniz olacak arkadaşlar. Evet, haritalardaki temel kavramlarla ilgili soru çözümümüz burada sona erdi. Bir dahaki soru çözümlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.